Bakın biz ayda bir tane bize bilgi notu gelir ve o not bize imza karşılığında teslim edilir. Orada iki tane asker anlamında değerli büyük var. Onlar daha iyi biliyor. Bakın ilgili sayı ben okumuyorum. PKK, KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinin neticesinde İran ülkesinde bulunan PKK, KCK kamplarında faaliyet yürüten üst düzey sorumlu örgüt mensupları tarafından sözde Serhat Eyalet adına ilişki, irtibat kurmak, eğitim almak ve gelmek için gelen milis işbirlikçi şahıslara Ağrı AK Parti Belediye Başkanı Savcı Sayan hakkında keşif, istihbarat toplama, ikamet bilgileri, günlük yaşam rutini, koruma sayısı ve mümkün olması durumunda Savcı Sayan'a yönelik eylem yapılması talimatı verdikleri şeklinde istihbarat bilgileri elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak devam eden çalışmalarda sözde Serhat Eyalet'le bağlı İran ülkesi Mako Dambat kırsalında faaliyet gösteren üst düzey örgüt mensuplarının Ağrı AK Parti Belediye Başkanı Savcı Sayan'a yönelik eylem arayışında kararlı oldukları, günümüz itibariyle eylem tehlikesinin hali hazırda devam ettiği, Savcı Sayan'a yönelik yoğun güvenlik tedbirleri alındığının düşünülmesinden dolayı İran ülkesi Maku, Dambat kırsal alanında bulunan örgüt mensupları arasından eylemi gerçekleştirmek amacıyla eylem kabiliyeti yüksek, deneyimli örgüt mensubu mensupları planlamasının yapılabileceği yapıldığı şeklinde istihbarat bilgileri elde edilmiştir. Devam ediyor. Şimdi peki, bunlar niye beni öldürmek istiyor? Ben Kürt gençlerini daha mı götürüyorum? Kürt gençlerini teröre mi bulaştırıyorum? Kürt gençlerinin okuluna yardımcı oluyorum. Caddesini güzelleştiriyorum. Onlara kültürel sosyal açıdan destek oluyorum. Okumalarını sağlıyorum. İş sahibi olabilmeleri için uğraşıyorum. Bakanlıklarla kendi aralarında köprü oluyorum. Halkımın sorunlarını Ankara'ya gönderiyorum. Belediyenin üzerine vazife olmayan binlerce işi halkın rahatlaması açısından bakanları rahatsız ederek, Cumhurbaşkanımızı rahatsız ederek onlarla irtibata geçiyorum. Bütün bunlardan dolayı beni öldürüyorlar, öldürmek istiyorlar. Ben de korkmadan, tırsmadan sokakta, caddede, meydanda, hatta İsviçre'den bant yayınladılar. Savcı Sani öldürecek bir Kürt genci yok mu? Çekuvara olsun. Kendi kahramanları da yok. Tekvara'yı kahraman olarak seçiyorum. Bunların hepsini görüyoruz. Buna rağmen biz bu gençleri toplayıp biz Beylikdüzü'ne herhalde Makaryos'un heykelini yapmak için para harcamadık ki. Parayı da ben vermiş değilim. İl örgütü vermiş. Ondan sonra biz herhalde bir yazarın kitabını 1500 liraya alıp zorla millete vermedik. Böyle bir hizmet de yok, böyle bir şey de yok, anlayış da yok. Peki biz ne yapmışız? Gençleri topluyoruz, anlatıyoruz. Diyoruz ki siyah cübbe giyin, avukat olun. Beyaz önlük giyin, doktor olun. Beyaz kefen giyip mezara girmeyin. Siyah elbise giyip cezaevine girmeyin. Bu memleket bizim, bu ülke bizim. Biz bu memleketi emlakçıdan almadık. Bu memleket kutsaldır. Dedelerimiz, atalarımız bu memleket için kan döktü. Kürtlerin adına hareket ediyorum, onların hakkını savunuyorum diyenler ne yapıyor? Kürt gençlerini dağa götürüyor, öldürüyor. Kürt gençlerini cezaevine gönderiyor. Kürt gençlerini Ermenistan Savaşı'nda Ermenilerle birlikte Azerbaycan'a karşı savaştırıyor. Ermeniler Kürt toprakları, Kürtlerin yaşadığı toprakları almak için 500 bin tane Kürt'ü Adıyaman'a, efendim işte Adana'ya, Konya'ya sürdü. Efendim ona tecir denilmiyor. Akli evveller çıkarmış bir de Ermeni teciri değil. Bir de gidip Ermenilerle birlikte Kürtleri dövüyorlar. Ya böyle bir anlayış, işte bunların temel düşüncesi orada olan bütün güzelliklere karşı çıkmak.